Sevgili izleyenler, Gündem Özel programından merhabalar. Gündeme dair bir konuyla bugün karşınızdayız. 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü. Ve tabii bu vesileyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle ilin, ilçelerin ve hatta Türkiye'nin birçok yerinde bugün etkinlikler düzenlendi, açıklamalar yapıldı. Tabii bu hakeza Şanlıurfa için de geçerliydi. Bu konuyla ilgili de konuğumuz Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, yani KİHAYKO kısaltılmışı, Şanlıurfa İl Temsilcisi de Ayhan Demir Hanımefendi şu anda stüdyomuzdalar. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Hüsnü Bey. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da bugün zannedersem sabah saatlerinde barınağı ziyaret ettiniz. Ardından bir basın açıklamanız oldu. Çeşitli etkinlikler var ama hani belki bugünle ilgili çok ilgili olmayan izleyicilerimiz de illaki vardır ekranları başında izleyenler. Bu nedenle ben 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili öncelikle böyle bunu bir açacak olursak neler söylersiniz bugünle ilgili, buradan başlamak istiyorum. Öncelikle Güneydoğu TV'ye bize böyle bir fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtmakla başlıyorum. Ben Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Ayhan Demir. Bugünün bir özelliği 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, pek çok ülkede faaliyet gösterdiği gibi Urfa'da da faaliyetlerimiz var. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü pek çok ülkede faaliyet gösteren hayvanları koruma dernekleri olarak kararıyla 1931 yılında kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni ise Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı uluslar birlikler tarafından 21-23 Eylül 1977 tarihinde Londra'da hayvan hakları konusunda yapılan uluslararası 3. uluslararası toplantıda kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ise Paris'te UNESCO tarafından 15 Ekim 1978 tarihinde törenle ilan edildi. Bu Türkiye'nin de imzasının olduğu bir faaliyettir. Biz Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği olarak her yıl toplumsal ve kurumlarla birlikte bunu kutluyoruz. Barınaklarda ve orman su işleri, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler, okullar ve diğer STK'larla birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Peki, az önce de bahsettik ki HAYKO, yani Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, bir dernek. Bu derneğin faaliyetleriyle ilgili veya faaliyetleriyle ilgili, alanlarıyla ilgili neler söylersiniz? İnsanlar bu derneğin ne faaliyette olduğunda bilsinler istiyoruz. Bizimki HAYKO derneğimiz çok yeni bir dernek. Yani 2014 yılında Adana merkezli yönetim kurulu başkanımız Sayın Metin Yıldırım'ın başkanlığında ve birçok aktivist ve hayvansever tarafından kurulmuş Kimsesiz Hayvanları ve Koruma Derneği. Bizler kurumlarla çalışmayı, yani bir alternatif olarak öbür derneklere, bizim çalışma sistemimiz çok farklıdır. Biz kurumlar ve resmi kurumlarla birlikte çalışan, yani kurumları harekete geçiren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz göreve başladığımızdan beri KİHAYKO olarak 2000 tane resmi suç duyurumuz, barınaklarla ilgili denetleme, Orman ve Su İşleri bu işi yapıyor, şikayetlerimiz ve Türkiye genelinde 29 il ve 34 ilde faaliyet gösteren bir derneğiz. Yani bizim kurumlar ve kurumları harekete geçiren ve kurumlarla işbirliği içinde çalışan bir derneğiz. Sadece kendi başına iş gören değil, yeri geldiğinde kamu kurumlarıyla da İstişare halinde çalışan bir dernek. Biz gönüllülük esasıyla çalışan bir derneğiz. Yani bizim hiçbir üyemizden aidat talebimiz yoktur. Hiç kimseden para talebimiz yoktur. Para isteme talebimiz yoktur. Biz 5199 sayılı yasa gereği, yasanın söylediği bir şey var. Kurumlar bunu yapmak zorundadırlar. Biz de kurumları faaliyete geçer ve kurumlarla iletişim ve organize halinde çalışan bir derneğiz. Türkiye genelinde de bu böyle. Siz sadece yani şu an için çok yeni olduğumuz, dedim ya, 2014 yılında kurulmuş çok yeni bir derneğiz. Çok genç bir derneğiz. 29 il ve 34 ilçede şu an temsilcilerimiz mevcuttur ve hepimiz kurum merkezi olarak sahalarda olan bir derneğiz. Bu zaman dilimi içerisinde hayvanseverler bu olaya el attıkça, geldikçe, üye oldukça sayısı da, ilçe sayısı da artacaktır yani. Tabii ben burada biraz da Şanlıurfa'yı konuşmak istiyorum. Çünkü gerek sosyal medyada, gerek daha önceden de yine haberlerde de sizin öncülüğünüzde birçok açıklamaya tanık olduk tabii ki. Şanlıurfa'daki
hayvan sorunlarıyla ilgili gerekse bunların işleviyle ilgili. Ben tam da burada yine Şanlıurfa'yı konuşmak istiyorum. Yani sürekli Şanlıurfa ve ilçelerinde de sizi dernek olarak, temsilciler olarak görebiliyoruz. Birçok konuya da el attığınızı, çözümü noktasında çaba sarf ettiğinizi de biliyorum ki hakeza geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam sınırda Suriye'deki hayvanlar için dahi birçok çalışmanız vardı. Oradaki insan yardımının dışında hayvanlara da yardım yapılması gerekiyor. Onlar da Allah'ın yarattığı varlıklardır diye yine o geçişte bir problem vardı. Onunla ilgili büyük atılımlar gerçekleştirerek orada bana göre de bir başarıya imza attınız. Oradan araçlar geçerek oradaki hayvanlara da yardımlar ulaşıldı. Peki Şanlıurfa'da ilçelerinde az önce bahsettiğimiz gibi dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz, ilişkileriniz var, hayvanlarla ilgili ne sorunlar var diye bakıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Şanlıurfa denince hayvanlarla ilgili ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Şanlıurfa deyince aslında Büyükşehir Belediye'mizde şu an Türkiye, yani Şanlıurfa illerine bağlı olarak sadece Büyükşehir'de rehabilite merkezimiz var. Biz barınak demiyoruz. Vatandaşlar arasında barınak diyor ama biz rehabilite merkezi diyoruz. Sadece Büyükşehir'de var. İlçelerin hiçbirinde yok. Fakat şöyle bir şey, yani 5199 sayılı yasa gereği, özellikle altını çiziyorum, yasa gereği bütün ilçelerde rehabilite merkezinin olması lazım. Şu an Urfa'da öyle bir sıkıntımız var maalesef. Yani Urfa'nın özellikle büyük şehir olduktan sonra sıkıntısı iki katına katlandı. Yasa diyor ki hayvanların bir şehirden bir ilçeden bir ilçeye nakli yasal değildir. Yani hayvanlar bulundukları ilçelerde, bulundukları yerlerde alınacaklar, aşılatıp, kısırlaştırılıp, tedavileri yapıldıktan sonra, küpeleri takıldıktan sonra alındıkları yere bırakılacaklar. Şu an Urfa'da sadece merkezde rehabilite merkezinin olması bizim için büyük bir sıkıntı. Yani bu hayvanlar için de büyük bir sıkıntı, bizler için de bir hayvan popülasyonu olayı olmaktadır. Yani hayvan sayısı artmaktadır. Bu da doğal olarak insanlarda bir rahatsızlık oluşturabiliyor. Bunu belediyenin görevleri. Yani burada özellikle ilçe belediyelerinden bunu talep ediyoruz. Şu an hiçbir ilçe belediyesinde rehabilite merkezi yok. Hatta birçok ilçe veteriner bile yok. Bu aslında yasalara aykırıdır. Yani insanlar bazen bizi suçluyor. Sivil toplum kuruluşları işte niye hayvanlara